Kaleciyim Engin olurdu. Engin İpekoğlu olurdu. O zaman en iyi kalecisiydi. Recep Çetin olurdu. Çok atletik, çok çabuk. Günümüz futboluna da ayak uydurabilen ender oyunculardan biriydi. Onun için olurdu. Süper. Gökhan Keskin. Türk futbolunda geriden oyuna, topu oyuna sokan ilk stoperdi. Onun için onu söyleyebilirim. Alpay Özalan diyebilirim. O da genç yaşta gelip Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. O da hem fiziksel özelliğiyle hem topa hakimiyetiyle onu söyleyebilirim. Alpay kaleye doğru! Aslında orada çok gelgitlerim var. Yani Kadir abiyi de çok sol bek olarak tutum. Bir de Markus Münş'ü çok tutardım ben oyuncu olarak. Çok yetenekli bir oyuncuydu. İkisinden birini tercih yaparsam yine Kadir abi diyeyim gene. Sağ kanattan oyuncular içerisinde Nihat'ı söyleyebilirim. Nihat önemli bir oyuncuydu. Tarhan, şimdi Nihat. Nihat orta boşaldı. Nihat içeriye giriyor. Nihat kaleye vuracak. Vuruyor. Gol. Solda gördüğüm ender golcülerden biri Feyyaz'ı söyleyebilirim. Önde oynamasına rağmen solda da oynayan bir oyuncuydu. Sergen'in pası, atak yapan futbolcu Feyyaz ve Mehmet. Feyyaz topa yakın. Feyyaz bir çalımda kaleciye ve Beşiktaş'ın ikinci golü Feyyaz'dan dakika 18. Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın'ı diyebilirim. Biri biraz savunmacı, biraz daha uçumcu. Kadir, Ali vuramıyor. Boşta kalan top. Rıza, ve gol! Serbest vuruş ve gol! Muhteşem bir gol! Nefis bir gol Sergen! Önde ikili biri tartışmasız Ferdinand'tır. Es Ferdinand'tır. Ferdinand. Yaşar çıkıyor. Ferdinand dokunuyor. Ve ikinci gol. İkinci gol. Ferdinand. Amokachi'yi koyabilirim. Amokachi. İki tane yabancıyı ön tarafa koyabilirim. Amokachi ve Ferdinand. Amokachi. Amokachi sıyrıldı. Sergen Amokachi. Amokachi. Gol!